Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda ülkemize yeni gelen Redmi Note 12'yi birlikte inceleyeceğiz ve bu fiyatlara alınır mı, alınmaz mı? Her zamanki gibi objektif bir şekilde değerlendireceğiz. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlardan başlarsak, Redmi Note 12 şu an için 6 GB RAM, 128 GB depolama ile Avrupa tarafında 200 euro gibi uygun bir fiyatta satılıyor. Fakat ülkemize geldiğimizde 8300 bandında yani 400 euronun üstünde bir fiyatta karşılaşıyoruz. Açıkçası baktığımız zaman Redmi Note 12 orta segment diyebileceğimiz bir telefon değil. Zaten 200 euroluk fiyatlandırmasında düşündüğümde alt orta sınıf arasında bir konumda diyebilirim. Alt orta sınıfta yeni modelleri maalesef ki 7000 ile 10000 aralığında bulabiliyoruz. İlk olarak tasarımla başladığımız zaman gerçekten şu ana kadar çıkan en şık Note serisi cihaz diyebilirim. Gerek kamera modülü olsun gerekse kasa yapısı tasarım açısından gerçekten şık bir cihaz havası uyandırıyor. Tasarım anlamında genel altlarıyla iyi bir cihaz fakat malzeme kalitesi noktasında hem arka kapağımız hem de çerçevelerde plastik bir yapıya yer verildiğini söyleyeyim. Ama arka kapağın plastik olduğu çok da anlaşılmıyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında benim ciddi anlamda beğendiğim bir telefon. 7.85 mm kalınlık ve 183 gramlık ağırlığıyla elinize aldığınızda tek elle kullanırken bile elimizi hiçbir şekilde yormuyor. Boyutlarına nazaran gerçekten hafif olduğunu belirteyim. Redmi Note 12 canlı renklerle geliyor fakat Özellikle bence mavi renginin çok şık durduğunda söylemem gerekiyor. Ekran kısmında 6.67 inç AMOLED, Full HD Plus çözünürlük, 395 ppi piksel yoğunluğu ve tabii ki 120 Hz'lik tazeleme hızıyla güzel bir Samsung paneli ile burada karşılaşıyoruz. Ekran deneyimi yönünden açıkçası artık Xiaomi'nin pek çok modelinde ekran tarafında herhangi bir eksikliğin olduğunu düşünmüyorum. Gerek renk başarımı olsun gerek akıcılık ve parlaklık kısmında da bize hiçbir sorun yaşatmıyor. Amiral gemisi cihazları da açıkçası bu kalite çok da aratmayacak seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkta gerçekten en önemli detaylardan. Gün ışığında da kapalı ortamlarda da bize en ufak bir görme zorluğu yaşatmıyor. Kameradan önce performanstan bahsedelim. Redmi Note 12'de Snapdragon 685 Yonga seti ile birlikteyiz. Ama bu işlemciye baktığım zaman 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama ile birlikte geliyor. UFS 2.2 ile gelmesi biraz günümüzün gerisinde kalsa da hala okuma yazma hızlarında ve uygulama açılışlarında yeterli diyebilirim. Ama burada işlemci konusunda Redmi Note 11'den neredeyse hiçbir fark yok. Aradaki farka baktığımız zaman Snapdragon 685, 680'in hız aşırtmalı versiyonu diyebilirim. 6 nanometrelik bu işlemcimiz az ısınan ve az güç tüketen bir işlemci. Bu noktada bir avantajımız var. Yani telefonu uzun süreler zorlasanız bile çok fazla ısındığını söyleyemeyeceğim. Mediatek Helio serisine ve diğer Snapdragon işlemcilere göre daha az az ısınan bir işlemci ile karşı karşıyayız. Ama bu noktada performansın yüksek olduğunu hiçbir şekilde söyleyemeyeceğim. PUBG'de düşük ayarlarda 30 FPS bandında bir oyun deneyimi sağlıyor. Baktığımız zaman uzun süreli oyunlarda da stabilite kesinlikle bozulmuyor. Genshin Impact gibi yüksek sistem isteyen oyunlarda biraz daha zorlanabiliyor ve burada FPS düşüşlerini net şekilde görebiliyoruz ama uzun süreler oyun oynasanız da 1 saat, bir buçuk saat oyun oynadığınızda da telefonun çok az bir şekilde ısındığını söyleyebilirim. 6 GB RAM de bu donanım için yeterli ama en azından bu fiyat bandında Snapdragon 700 serisi bir işlemci beklerdim. Redmi Note 12 ile 11 arasında performans anlamında kayda değer hiçbir fark yok. Yani Note 11'den geçilecek bir cihaz değil. Şimdi kameralardan bahsedersek burada söylediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Ana kamerada 50 megapiksel F1.8 diyafram açıklığında Samsung'un ISOCELL JN1 sensörü kullanılmış ve bu sensöre baktığımız zaman Redmi Note 11'de de geçen sene çıkan Redmi Note serisinde de aynı sensörü görebiliyorduk burada herhangi bir geliştirme yok. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameraya değer verilmiş. Fotoğraf kalitesi olarak ışığı doğru bir şekilde aldığınızda güzel sonuçlar yakalayabiliyoruz ama fotoğrafların detaylarında ara ara kayıplar olabiliyor. Ana kamera nispeten yeterli düzeyde ama yardımcı kameralardan çok bir şey beklemeyin. Videolar tarafında çok büyük bir hayal kırıklığı. Yalnızca Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Hem Ace'in çok iyi bir şekilde çalışmaması hem de FPS'nin ciddi anlamda düşük olmasıyla video kalitesi bu fiyat bandı için adeta yerlerde diyebilirim. Yakınlaştırdığınızda veya hareketli çekimler yaptığınızda bu sonuçları siz de görebiliyorsunuz. Video anlamında rakiplerinin ciddi anlamda gerisinde kalıyor. Ön kamerada 13 megapiksel Full HD 30 FPS destekliyken genel kamera deneyimini özetleyecek olursam 8000 TL fiyatını hiçbir şekilde hak etmiyor. Ama batarya tarafında iyi bir cihaz. 5000 mAh batarya ve 33 wattlık hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğimizden bu adaptörde çıkıyor. 0'dan 100'e de ortalama 70 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansı bir günü rahat bir şekilde çıkartacak düzeyde. Oyunda oynasanız veya telefonu istediğiniz şekilde zorladığınız zaman da çok fazla güç tüketmediğinden gün sonuna kadar bu batarya idare edecektir. MIUI 14 ve Android 13'te gelen Note 12 3 yıl boyunca da güncellemelere almaya devam edecek. Mi MIUI 14'ün 13 oranına çok daha sorunsuz bir arayüz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Stereo parlörler var. Ses yüksekliği olarak çok yukarılarda olmasa da ses kalitesi tatmin edici seviyede. Kablosuz bağlantılarda maalesef 5G desteğini göremiyoruz. Güvenlik kısmında güç tuşunda bir parmak izi okuyucumuz var. Ve Redmi Note 12 artık klasikleşen IP53 sertifikasıyla olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi Redmi Note 12'nin sunmuş olduğu deneyimi ve fiyatıyla beraber bir değerlendirecek olursam ekran yönünde, batarya anlamında ve hoparlör kalitesi olarak başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Ama tabii ki en önemli noktalar kamera ve performans ve bu iki noktada da Redmi Note 12 kesinlikle sınıfta kalıyor telefondan çok yüksek beklentileriniz yoksa ara sıra fotoğraf çekerim sosyal medyada takılırım dizi film izlerim diyorsanız alınabilecek bir cihaz demeye vicdanım el vermiyor çünkü 8000 TL gibi bir fiyata Redmi Note 12 ben hiçbir şekilde öneremeyeceğim bu fiyata Note 10 Pro gibi hem performans hem kamera hem de ekran anlamında daha iyi bir cihaz varken Redmi Note 12'ye sırf daha fazla güncelleme alacak diye bu paraları hiçbir şekilde vermem. Note 12'yi önedebilmem için fiyatının 6000 TL'ye kadar düşmesi gerekiyor. Aksi halde şu piyasada alınabilecek bir cihaz değil. Eğer ki Avrupa'da yaşıyorsanız 200 Euro'luk fiyatıyla avantajlı bir konumda. Ayrıca Redmi Note 12'nin Çin versiyonu gayet dolu dolu özelliklerle gelirken global pazarda neden kamera ve performanstan bu kadar kısıyorlar hiçbir şekilde anlamıyorum ekran ve batarya anlamında iyi bir cihaz olsa da en önemli kısımlarda rakiplerinin çok gerisinde. Son olarak fiyatını oranla da 10 üzerinden 6 veriyorum. Ve Redmi Note 12'nin abisinin yani Note 12 Pro'nun da çok detaylı bir incelemesi gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki Note 12 sizce alınır mı? Yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.